Merhaba değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim, ben Cengiz Sakmanlı, 43 yıllık İngilizce öğretmeni, hoş geldiniz. John'a kitabı ver diyor. Şimdi give'den sonra ne gelmiş? John gelmiş. Bu ne arkadaşlar? Bu direct object değil mi? Bu arada indirect object bu, öyle değil miydi? Indirect object, yani şahıs geldiği zaman indirect object. Tabii John, indirect object. Burası ne arkadaşlar? The book. The book ne? Direct object. Yani ne demek istiyorum ya? İnsan direkt peşine gelebiliyor ama ben bu insanı kaldırıp da sona atarsam give the book give the book to John oluyor. To John olduğu zaman artık o object'ten vazgeçiyor. O artık phrasal bir ifade. Yani ne diyeyim edatsal bir ifade oluyor. Niye? To onu satın alıyor çünkü. Bilmem ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Bakın başka bir örnek. Can you lend? Ödünç verebilir misin diyor. Me bana 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 verebilir misin ödünç diyor. E Sammani. Bana biraz para ödünç verebilir misin? Şimdi kime, neyi? Şimdi bu mi'yi burada kullanıyoruz ya ortada. Bu indirect object. Ben bu mi'yi sona da atabilirim. Yani mi, you, him, her, it, as, you, them sona atılabiliyor. E ben bu mi'yi sona attım. Can you lend some money to me? Ahan da ahan. E to me sona gittiği zaman indirect object mi? Değil. Değil. Jack showed. Jack'ten sonra ahan verb geldi. Ahan da subject geldi. His parents. Ebeveynlerine gösterdi. Ebeveynler ne demek? Yani onlara değil mi? Dem demek. Ki. Dem. Vurun. In indirect. Indirect, indirect object. Bu da nedir? Direct object. Peki bunu değiştir. Değiştir Osman. Değiştir. Jack shot his picture to his, to his parents. To his parents oldu ya orada. Artık o object değil. Ama his picture, direct object gelebiliyor yanlar. Öteki tarafa attıkları zaman üvey evlat gibi. Attıkları zaman artık ona sahiplenen kim? proposition sahipleniyor ona. Anlayabildim mi ne demek istediğimi? Peki. Sanırım şimdi için. şimdi şey gelsin. Kutay, Kutay gel. Take your mom a cup of tea. Annene bir bardak çay al diyor. Peki burada nasıl oluyor bu? Indirect object hangisi? Direct object hangisi? Kutay. Your mom. Indirect in, object. Indirect object. A cup of e tea. Direct object. Direct object. Ne demek biliyor musun indirect object? Dolaylı nesne. Bak he özne. Teaches fiil. My brother ne? Yani him, him oluyor. English ne? Mihra'y. Şimdi bana. He teaches my brother English. Burada my brother ne? English ne benim balam? My brother indirect. English ha. direct. Direct object. Bunu değiştirebiliyor muyuz biz? İstesek evet. değiştirebiliriz değil mi? Ağzımızdan nasıl çıkar? Söyle gider. Değiştir. He teaches English to my brother. Bitti abi bu işte ya bu. Bunda zorluk ne var ki? Bunda zorluk ne var? Sadece ve sadece öyle de söyleniyor, böyle de söyleniyor. Peki, şimdi Osman gel. I am writing Sarah a message. Sarah ne, a message ne? Sarah indirect, her evet. yani. Her, a message da direct, direct obje, object. Tamam. I am writing a message, a message, a message. Hı? For, for Sara. Tu To da diyebiliriz ama for daha uygun düşüyor. Evet. Şimdi bakın. Bunun sizin dediğiniz şekillerini burada yazmış bakın. Görüyor musunuz nasıl yaptığını? Bakın. Bakın. Give John the book diyor ya. Give the book to John. Böyle de arkadaşlar bak. Böyle de arkadaşlar. Yani indirect object ille de ortaya gelecek diye bir kayırı yok. Indirect object sonra da alabilirsin. Bakın to John, to me, to his parents, to your mom, to my brother, to Sarah. <laughs> Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? He? Bakın buraya, bakın buraya. She is showing me her photos. Me indirect. Her photos ne? Direkt object. She is showing her photos to me. Abi öyle de derim. Kadıköy'e gitmenin iki türlü yolu var. Böyle de gitsen olur, böyle de gitsen olur. Anlayabildiniz <laughs> mi demek istediğimi? Şimdi bazı kalıplar var. Bazı kalıplar var. Bak bazı kalıplar var. Tell me the time. Bu çok bir iki tane böyle kalıp var. Tell me the time. Tell'den sonra ne gelmiş? Me gelmiş. Indirect object. Buraya ne gelmiş? The time gelmiş. İşte bunu değiştiremiyorsunuz. Böyle bir iki tane kalıp var. Bunlar değişmiyor. Tell the time to me denmiyor. <laughs> yani çoğunlukla indirect object yüzde yetmiş ortaya geliyor. Ama eğer bu sona giderse to veya for geliyor ne? Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü bunu bildiğin zaman iş çözülüyor, çözülüyor. Bilmem anlatabildim ne demek istediğimi arkadaşlar. Şimdi e, şöyle açıklayayım ben size. Bunlar aslında sıfat cümlecikleri. Çok da basit bir konu. Aslında insanlara zor geliyor ama basit. Şimdi sıfatları biliyorsunuz arkadaşlar. Sıfatları gayet iyi biliyorsunuz. Mesela the man diyorum buraya. Bakın the man. Gördünüz mü? Adam. Şimdi adamın bir niteliğinden bahsedeceğim. Bakın şimdi. Adamın bir niteliğinden bahsedeceğim. The man dedim, değil mi? Adamın bir özelliğinden bahsedeyim. Bu adam zengin olsun. The rich man. Rich orada ne arkadaşlar? Sıfat, değil mi? Adamın niteliği sıfat. The rich man. Ama ben bu adamı, bu adamı şöyle desem mesela, zengin adam değil de giden adam diyeceğim. Giden o zaman the man diyorsunuz, the man diyorsunuz önce, adam. Sonra arkasına sıfat vereceksiniz. Ama bu sıfatı giden olduğu için cümlecik şeklinde vermeniz lazım. İnsan olduğu için insanlarda who'yu kullanıyorsunuz. Who is going? Bakın tersli bir cümle oldu gördünüz mü? Who is going? Yani giden adam. Ne oldu? The man who is going? İşte bu cümlecik şeklinde geldiği zaman sıfatlar şeyin ismin sağına geliyor. Ama normal sıfatlar ismin soluna geliyor. İsmin soluna gelen sıfatlara biz orijinal sıfat diyoruz. İsmin sağına gelen sıfatlara ise çakma sıfat diyoruz. Yani giden adam veya diyelim ki ağlayan çocuk. The child. Mesela küçük çocuk deseydik the little child diyecektik zeki çocuk deseydi the clever child diyecekti. Ona orijinal sıfatları. The child bakın insanlarda who kullanıyor. Who is crying. Bakın ne oldu? Ağlayan çocuk oldu. Gördünüz mü bakın? The man who is going. Giden adam. Şimdi cümlenin özdesine Giden adam oldu. Giden adam is my father. Anlayabildiniz mi? Nasıl yaptım arkadaşlar? Cümlenin özdesi komple burası bak burası. Aslında adam bizim özlemiz ama adamın bir sıfatı var. Neymiş? Giden adam. Adam uzun boylu adam demiyorum. The tall man demiyorum. The rich man demiyorum. Diyorum ki giden adam diyorum. E peki burada da aşağıda çocuk ki o çocuk ağlıyor. Yani ağlayan çocuk is sitting diyorum. Bakın ağlayan çocuk oturuyor. E burada iki tane iz, e, iz oldu. Evet doğru. Bakın the child dedik mi çocuk? İşte buradaki who is crying. Bakın who is crying şu. Şu var ya şu. Who is crying. Buraya aldım parantezi. Bu who is crying child'ın sıfatı oluyor. Ama cümlecik şekilde sıfat oluyor. İşte biz bunlara relative clause diyoruz. Yani sıfat cümleciliği geçiyor. Mesela the man dedik değil mi? The man. The rich man demedik, the poor man demedik, ne bileyim işte tall man demedik, the fat man demedik. O, o zaman orijinal sıfat olurdu. Ne yaptık? Sıfat cümleciyi getirdik arkasına. The man who is going. Bu cümleleri aradan çıkartırsanız, bu sıfatlar var ya bu sıfatlar, who is going, who is crying. Bunları aradan çıkartırsanız cümlenin anlamı bozulmaz arkadaşlar. The man is my father. Ama hangi adam? Giden adam. The child is sitting. E hangi çocuk? İşte ağlayan çocuk. Anlayabildin mi? Şimdi burada who is crying diye yazdım ya. Burayı ben her tens yapabilirim mesela. Her tens yapabiliyorum işte. Bundan güzelliği bunun. Mesela bu the father, the man'i. Bak başka tens yapayım size. The man who. Bak başka tens yapıyorum ha. Who. The man who. Bak 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 bak. bak, bak went yesterday. Bak dün giden adam oldu. Gördün mü? Bak dün giden adam. Dün giden adam. Hatta tu tu Ankara. Dün Ankara'ya giden adam oldu. Cümlenin burası komple başa ha. Is my father. Bakar mısınız? Ama ben bunu who went yesterday to Ankara. Who went to Ankara yesterday. Şu yesterday'i sona alayım. Genelde sona gelir çünkü. Mesela şu who went to Ankara yesterday. Bakın ne yapıyorum? Parantez için alıyorum bunu. Alıyorum. Bakın burayı cümleden çıkartın. The man is my father. Cümlenin anlamı değişti mi? Hayır. Adam benim babam. Ama hangi adam? Who went to Ankara yesterday. Dün Ankara'ya giden adam. Ki o Ankara'ya gitti. yani orada who'dan sonra tense değişebilir. İstediğin tense'i kullanabilirsiniz. Başka bir örnek vereyim. Daha iyi zihniniz açılsın diye uğraşıyorum. Gene the man diyorum arkadaşlar Gene the man. Bu sefer de diyorum ki who, who insanlar da who kullanıyor. Will go to Ankara tomorrow. Yarın Ankara'ya gidecek olan adam. Adam ama hangi adam? Yarın Ankara'ya gidecek olan adam. E is my father. Buradaki who will go to Ankara tomorrow tamamen cümlenin sıfatı ama cümle şeklinde sıfatı. Bunu aradan çıkarttığın zaman bakın the man is my father. Gene aynı. Bilmem anlayabiliyor musunuz arkadaşlar ne yapmaya çalıştığımı. Geldim the child'a bakın. Çocuk değil mi? Çocuk. Çocuk. Peki ne dedik? Ağlayan çocuk oturuyor dedik. Ağlayan çocuk oturuyor. E peki başka türlü bir şey söyleyeyim. Şu, şu anda ağlayan çocuk, şu anda ağlayan çocuk oturuyor anlamadım. Çünkü who is crying diye şimdi ağlıyor. Bakın gene yazıyorum the child. Bakın bu sefer de diyorum ki who cried yesterday dün ağlayan çocuk oldu. Gördünüz mü bakın. Cümlenin sıfatı oldu o cümle. Is sitting. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Çocuk. E hangi çocuk? Ya dün ağlayan çocuk vardı ya dün ağlayan çocuk. E, e şimdi oturuyor, şimdi oturuyor. Bak böyle. Başka bir tane daha yapayım, cümleyi daha iyi anlayın diye. The child devam ediyorum. Who efendim? Who is my son? Is sitting. Bakın. Çocuk. E, hangi çocuk? E, benim oğlum olan çocuk. Orada benim oğlum olacak. çocuk. Orada bir sürü çocuk var ama benim oğlum olan çocuk. Yani ki o benim oğlumdur anlamına geliyor. Bakın bu bir sıfat esasında. Bu sıfatı buradan çıkarırsanız anlamı değişmiyor cümlenin. The child who is my son is sitting. Anlayabildiniz mi arkadaşlar? The woman who is sitting. Oturan kadın. Mesela the fat woman deseydik. Bakın yazıyorum arkadaşlar buraya. Buraya yazıyorum bakın bu sefer de. The fat woman. Bak buradaki fert orijinal sıfat, nitelik sıfatı. Ama desem ki the woman kadın. E hangi kadın? Who is sitting. Bu ne oldu? Oturan kadın oldu. gördün mü? Oturan kadın.